Batıda Tibet kültürünün Tibet Budizminden ibaret olduğuna dair bir düşünce vardır. Ama dünya üzerindeki diğer kültürler gibi Tibet'in de askeri bir geçmişi var. Özellikle silahlar ve zırhlar söz konusuyken güzelliğin fonksiyonun önüne geçmemesi gerekir. Bu semerin alt kısmı standart bir semerde olduğu gibi dört parça tahtanın deri kayışlarla birbirine bağlanması sonucu oluşturulmuş. Alt tarafı oldukça sıradan görünse de üst kısımdaki süslemeler bu semeri diğerlerinden farklı kılıyor. Semeri kaplayan plakalar, figürlerin yükseltilerek ya da kabartılarak arka plandan ayrıştırıldığı repuse denilen bir teknikle yaldızlı bakırdan yapılmış. Süsleri daha da öne çıkarmak için arka planda parlak kırmızı bir kumaş kullanılmış. Semer yastığının kumaşı büyük ihtimalle çok güzel ve gösterişli, ipek bir kumaş olan Japon brokarından yapılmış. Kumaşın üzerinde kuş ve aslan çiftleri yer alıyor. Ön kısımda iki tane ejderha var. Batı kültüründe ejderha kötü güçleri temsil ederken, Asya'da cennetin, yaratıcılığın ve gücün simgesi olarak kabul edilir. Üst kısımda dilek gerçekleştiren mücevher adı verilen bir parça var. Mücevherler Tibet Budizminde açıklığı ve saflığı temsil eder. Dilek gerçekleştiren mücevherin her dileği yerine getirdiğine inanılır. Ortada bir Hindu efsanesine dayanan ve Tanrı Shiva'nın evini koruması için görevlendirdiği bir varlığı simgeleyen bu canavar maskesi görülüyor. İyi şans getirdiğine inanılan figüre, semerin kemerli kısmında da rastlanıyor. Süslü semer geleneği Tibet'te 1000 yılı aşkın süredir devam ediyor. Formu, stili ve süslemeleri ele alındığında 14. ya da 15. yüzyıla ait bir eser olduğu düşünülen bu semer aslında 1940'larda yapılmış. 1942'de Doğu Tibet'in valisi olan bir asilzadenin emriyle yapılmış. Bu tarz bir sürekliliğe bugün başka yerde rastlamıyoruz. Ve bu, Tibet kültürel tarihinin son dönemine ait bir eser. Ben bu semeri, Tibet kültürel tarihinde güzelliği ve sürekliliği bir araya getiren bir parça olarak görüyorum.